Ben ortaya geçeyim bak. Bak kardeşime bak. Atilla abim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Recep abim sen de hoş geldin. Şu anda ikinizin de ayrı bir özelliği var. Biriniz tıbbi ve tıbbi bitkilerde, tarla konusunda uzman. Biriniz de budamada, bakımda uzman insanlarsınız. O zaman... ben amele. Ben de Mesut'la beraber amelelik yapıyorum. Şu anda bizim yaptığımız iş bu Atilla abi. Yani, güzel, çok ben çok beğendim. Badem, her yeri badem. Plantasyon yapıyorum. Süper, bakım süper. Evet. Mesut'a zaten söylenecek laf yok. Mesut süper. Ha. Kardeşi de gelmiş, iyi yapmış. O da hoş geldin kardeşim aramıza. Köyün delileri buluştu yani. Evet. Video çekiyor ben fark ettim. Toprak da çok güzel. Toprak yani, güzel. Özellikle bu bitkiler için güzel bir toprak. Arazi güzel. Şimdi Atilla abi soru şu. Biz bu bademlerin arasında ara tarım düşünüyoruz. Ara tarım düşünüyorsanız tıbbi ve aromatik bitkiler genellikle çok yumurt tabir ettiğimiz 10 yıllık bitkiler. Bu bitkiler konusunda da arı tohumlarla fide yetiştirmede sağ olsunlar bize liderlik bahşetti arkadaşlarımız. Bu konuda bayağı iyiyiz. Çok dayanıklı tohumlar, orijini iyi tohumlar getirdik. Burada ada çayı olabilir, lavanta olabilir, tıbbi kekik tabir ettiğimiz birkaç tür kekik olabilir. Yani yağı değerli olan biz yatırımcının yağ ve yaprak ayrımı yapmadan iki şekilde şans sahibi olmasını çok istiyoruz. Neden? Bu sene yağ para eder, yağını çıkarırız. Önümüzdeki yıl yaprak para eder, yaprağını alırız. Yani bu çoktan seçmeli şeyi, teraziyi kurmak zorundayız. Yani, Türkiye'nin de bu butik tarıma ihtiyacı var. Bu konuda da elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız. Teşekkür ederim. Sizin yatırımcılarınıza, sizin vasıtanızla. Recep abi de inşallah bize bakım sezonunda. İnşallah. Bakım desteği. Bu can suyunu verdikten sonra şu toprak bakın kalıplaşmış, kaymak tabaka oluşmuş. Bunun üzerine can suyunu verdikten sonra biraz daha şöyle toprak serpelerseniz yağmur suyunu çeker. Bir de hocam, yağmur suyunu çekmez. Recep hocam şimdi benim, benim gördüğüm bir eksiklik var. Ben Mesut'u onu yolda da söyledim. Buyurun. İkinci bir şekilde fidanlar dikilirken şu aşı yerlerinin daima güney cephede olmasına dikkat edeceğiz. Doğru, çok özen gösteriyor. Yani bu aşı yerleri güney cephede olacak. Çünkü buralardan hep mikrop kapıyor, hastalık meydana geliyor. Güneyde güneş pişirdiği için hastalık olmuyor. Evet. Sertifikası da güzel, gayet de güzel fidanlar. Şimdi bu dikimde buna dikkat edersek daha güzel. Ben olur. Dikimde kullanılmak üzere bir şey tavsiye edeceğim. Siz de fikrinizi söyleyin. Leonardit ve zeolit karışımı. Evet, bu kullanıyoruz. Ama zeolit çok daha önemli. Çünkü bu toprakta bakın çok ciddi bir geçirgenlik var. Kaymak tabakası oluşmuş. Bunun sebebi suyu biraz daha tutarsanız bitkinin orijin temelinde. Evet. Siyahlı görüyor musun? Bu humic asit şeyle birlikte, can suyuyla birlikte humic asit. Tamam. O doğru doğru. Ama bu suyu bitkinin kök ortamında biraz daha fazla tutmak gibi bir zeolitin de açılımı perlit ailesindendir. Süngerimsi bir taştır. Suyu tutar. Çok faydalıdır. Orada şeyi gördünüz mü? Bak bul getirmiştim şimdi. Hı. Tamam. Şey gibi böyle küçük küçük. Onlar ağaçların dibine verilmek üzere. Tamam Enver'cim ben bir formül yapacağım. Diyeceğim ki Mesut'a 50 kiloluk zeolit çuvalını diyelim 200 kiloluk bir kuma karıştırıyorsun. Evet. Köke bunu uyguluyorsun. Olay bu. Evet. Şimdi bizim evet. Burada da şey var. Kedi kumu dediğimiz bir kum var abi. Su tutma özelliği olan. Ve ama onu dünyada tek Sivrihisar'da çıkıyor. Ama onu işleyebiliyoruz. İşliyoruz. Nasıl işliyoruz? Şu kaç anda burada işleyen firma var. O da Ahmet Bey. O da bizim samimi olduğumuz bir abimiz. Kaç milime kadar işliyor?
Mesut. Valla milimlerini bilmiyorum da o şeyi göstereceğim ben sizin. O elek oradaki... önemli. Yani o sizin için özel bir elek yapacak. Evet. Diyelim 3 milim elek yapacak. Oradan düşeni sana verecek. Onları biz hümik asitle karıştırıp ağacın dibine vereceğiz. Doğru. Evet. Biz istişare etmeye devam edeceğiz. Dağı da çek. Bilen insanlarımızla. Sivrisar olduğu mu gözüksün? Allah'ın izniyle en güzeli, en iyi, en doğruyu yapmaya çalışacağız. İnşallah. Ve bunda da başaracağız çünkü azmin elinden bir şey kurtulmuyor. Şimdi burası Sivrisar. Evet. Son bir cümle kurayım şey yaparken Mesut. Sen çekim yaparken kardeşinin adı neydi Mesut? Bestami. 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 Şimdi Bestami arkadaşımız da dikim yapılan alanlarda bir tane arabada boş çuval dolaştıracak. Bu poliyetilen naylonları o çuvala toplayacak. Onu toplattırıyoruz abi. Tamam. Toplattırıyoruz. Doğru söylüyorsun. Hadi bakalım herkese kolay gelsin. Hadi Allah'a emanet, bahçelerimizi gezmeye devam ediyoruz.